Her saatimizin kıymetini bilelim ve değerlendirelim. Bugün, miladi takvime göre 2020 yılının son günündeyiz. Ömrümüzden bir sene daha gitti. Kabir hayatına biraz daha yaklaştık. Yaşadığımız ve yaşayacağımız 3 hayatımız vardır. 1 dünya hayatı, 2 kabir hayatı, 3 ahiret hayatı. Bu 3 hayatın en kısa olanı halen yaşamakta olduğumuz, daha ne kadar yaşayacağımızın belli olmadığı dünya hayatıdır. En kıymetli olanı da budur. Çünkü 3 hayatımızı buradan kazanmak zorundayız. Bunun için geride bıraktığımız bir senenin değil her saatimizin kıymetini bilmeli ve en iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bu yeni senenin farkı sadece duvardaki takvimi değiştirmek olmamalıdır. Geride bıraktığımız ve bir daha ele geçiremeyeceğimiz altın değerindeki bir yılımızın muhasebesini yapmalıyız. Geçtiğimiz yılda iyi ve yararlı işler yaptıysak onları bu yeni yılda artırmalıyız. Nasıl daha başarılı olabilirim, nasıl daha çok güzelliklere imza atabilirim? Düşüncesi bizde hakim olmalıdır. Hatalarımızı da tespit etmeliyiz, onları bir daha hiç yapmamaya veya daha az yapmaya şartlanmalıyız. Yeni yıl böyle kutlanır. Yoksa içki içmek, çam devirmek, evleri, Noel ağacı ile süslemek çılgınlıktan başka bir şey değildir. Hristiyanların bu tutumuna elbette yadırgamıyoruz. Her toplum, kendi dinine ve töresine göre yaşar ve yaşamayı sever. Bunun için de onların, kendi takvimlerine göre, kendi mukaddes bildikleri günleri, gönüllerince değerlendirmelerini normaldir. Bizim yadırgadığımız husus başkadır. Biz, bir taraftan Müslüman olduğunu söyleyip, diğer taraftan Hristiyanlar gibi Noel kutlayan kimsenin varlığına şaşarız. Her yıl Aralık ayının son haftasında, bizimle aynı adı taşıyan birçok insanın, çocuklarının ellerinden tutarak, çarşıda pazarda çam ağacı aradığını, Noel babalı kartpostallar satın aldığını, irili ufaklı hediye paketleri hazırladığını üzülerek görüyoruz. Hele içki tüketimi. Kendi inançlarının gerektirdiklerini bırakıp, kendi örf ve adetlerini terk eden bir topluluk kendisine olan güvenini kaybeder. Taklidine çalıştığı insanları kutsal kabul eder. Bir adam çocuğuna dese ki, "Bak yavrum, şu çocuk nasıl giyiniyorsa sen de öyle giyin, nasıl yemek yiyorsa sen de öyle ye, o ne yapıyorsa sen de aynısını yapmaya çalış." Bunları duyan çocuk şöyle düşünür. Onlara benzemez isek hiçbir değerimiz olamaz. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Bu çocukta kendine güven diye bir şey kalır mı? Daima kendini bir hiç olarak görür, taklit ettiklerini ise üstün ve kutsal kabul eder. Bu da, bir milletin örf ve adetleriyle beraber erimesi ve yok olması demektir. Bir millet için bundan daha büyük bir zarar, daha korkunç bir tehlike olabilir mi? 31 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Mehmet Sait Arvaz.